Yani parçamız dikdörtgen örülüyor. 23 sıra güzel 23 diş haroşayı örüyoruz. 24. dişte 5 ilmek örüyoruz, 1 ilmek kesiyoruz. 25. de gidiyoruz arkadan boş dönüyoruz. 25. dişte 3 ilmek örüyoruz, 1 ilmek kesiyoruz. Yani aralarda eksiltmeye başlıyoruz hocam. Evet. Ondan sonra 26. dişte 2 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir. 27. dişte 1 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir. Kalan ilmekler yukarıda toplanıp dikiliyor. Yana da dikiş yapılıyor. Şöyle koyayım. Şeyi nasıl diktik derseniz üstüne pulları metal pul dikiyoruz. Şöyle bir giyip göstereceğim buna. İpliği ayırdık. Şu ipliği ayırmayı hocam bir gösterirseniz. Hocayı bulmuşken ben her şeyi hocaya yaptırmak. Şöyle keseceğim. İpliği ayırdı Gülsüm Hanım. Ayrı bir ilmekle yapmadı. Şunu takmak istiyorum Erkan. Bir dakika hocam onu yaparken. İpliği ikiye ayırdık. Burada metal pul olmasının şöyle bir özelliği var. Bereyi ağır çektiği için bu yandan çarklı ifadeyi bu metal olması ve aşağı çekmesi o ifadeyi çok güzel veriyor. Hakikaten bu burada önemli. Orijinali bu bunun. Bakın burada üstten dikiliyor. Gülsüm Hanım orada anlattı. Şuraya geçirerek bunu yapmış. Böyle kafaya geçirdim. Dün ben bunu anlattım. İçine tülbentten bir kafalık da yapabilirsiniz. İçine kumaş parçaları falan veya eski bir yastık sıkıştırarak. Pulları da buradan ayırdığınız ipliği iğneye geçirerek vardı bizim. Şöyle dikiyorsunuz. Bakın burada Gülsüm Hanım gösterdi. Buyurun hocam. Şöyle pulları... Ben her şeyi hocaya yaptırmam kaç. Vallahi çok iyi. Hocam iyi ki geldiniz. Hem sizi tanıdık. Evet. Ama eli nasıl hemen? Hemen bana mesaj atıyorlar galiba dükkandan. Bakayım. Yok atmamışlar. Hakikaten bu tek tek çok sorulmuş. Tek dikiliyor. Evet. Alttan atlanarak. Evet. Şimdi şunu soruyor izleyicimiz. Gülsüm Hanım'a mesaj atmışlar. Acaba yaptıktan sonra o lastiği çıkarıyor musunuz? Hayır. Bağlıyoruz. Katiyen çıkartmıyoruz. Lastik orada kalıyor. Bağlıyorsunuz. Çünkü bakın olay şu. Aslında bu ben dün dedim ki bunu bazı bebek eşyalarında bu başlamayı. Evet. Bazı bebek berelerinde. Bebek berelerinde çok güzel olur. Patik berde de çok güzel olur. Yabancılar satılan berelere böyle pahalı pahalı marka mağazalarda satılan bazı berelere bakın. Buraları böyle. Çok çok güzel. İpimiz orta kalınlıkta bir ip. 7 numara şişle örüyoruz. Tığımız kaç numaraymış hocam? Kaç numaraya aldık? Kalınla almayın dedi Gülsüm Hanım. 4. 4 numarada tığıyla bunu aldık. Yani şimdi kime alacağım? Mihriye, Ermin'i buraya alacağım. Hemen buraya toplayacağız. Kaçırmayın. Mihriye Hanım'ı kaçırdım dersiniz. Çok güzel değil mi işleri? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok mersin. Birinci olursunuz. Kesin. Maalesef öyle bir yarışma yok. Evet, yok. Gece gideceksiniz. Bir siyah elbiseniz var. Şıkırtı pıkırtı üstünüze hemen şunu. Yani yeni çıktı bunlar. Hem etek hem şal. Vay 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 vay. Onu da üstüne koyarız. Kim siyah ceketini? Haydi. Bir Tahiti şeyine geçerdim burada. Programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Bunu yerim. Evet, buna yaklaşmıyorsun Erkan. Uzaktan bakın. Çünkü tehlikeli bir çanta ne açısından? Rütük açısından. Ama görsellik açısından vallahi çok bilmiyorum. Güzel.
atık değerlendirme açısından sevgili Rütük, bu çanta çok güzel bir çanta. Çünkü yediğimiz bazı çikolata, bisküvi, cips falan gibi kağıtları doğaya atmıyoruz, çöpe atmıyoruz. Muazzam bir atık projesi. Bunların kağıtları Erkan böyle uzaktan gayet güzel. Çünkü üstünden okunabiliyor. Kurallar gereği bu şekilde gösterelim. Şimdi buradan başladım, o taraf hazırlanıyor diye. Oraya da bir süre tanıdım. İyi misiniz? Her şeyiniz tamam mı? Miryan, geleyim mi? Bir şey eksik kaldı Mirya Hanım'ın. Şimdi acil. Al gel Mirya Hanım, ben. Al gel hayatım. Bir şey eksik kaldı. Gerçekten çok güzel yapmış. Yani bu çantalardan yaptık ama bakın. Şimdi şu nasıl? Hı? Yok bunda. Bunda hiçbir şey yok. Gel. Yalancı piton. Kağıt bunlar. Çok güzel, deri gibi duruyor. Bunun kağıdını soracağım neyle yaptı. Şeylik mi böyle, telefon koymalık mı? Ay bu da benim. Bunu da istiyorum. Çok güzel. Onu neden yaptık Derya Hanım biliyor musunuz? Şişelerin. Bir dakika, daha hoş geldiniz demin. Neyle yaptınız? Su şişelerin dışında. Su şişelerin, buna da yaklaşma, yok bir şey yok. Yok yok. Yok yok. Erkan su. Atıksız hanım. Atıksız hanım. Çok güzel proje. Ama bunun mavisi şeyse her şeyiyle çok güzel durmuş. Eliniz